Evet efendim, merhabalar. İstanbul Topkapı Üniversitesi'nden herkese saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Her yıl söz verdiğim gibi açılış dersini çok kıymetli öğrencilerimle canlı olarak tabii. Aynı zamanda Instagram'dan canlı olarak ve YouTube'da da ileride bunun kaydını paylaşarak hep devam edeceğim. Herkese çok sevgi ve selam. Kıymetli öğrencilerim, sanıyorum ekonomi bölümünün 3. sınıfı değil mi Afra'cığım? Sanıyorum bugün bana yardımcı oluyor bu canlı yayında. Bugün size bir giriş yapacağım. Yani İstanbul Topkapı Üniversitesi'nin kıymetli öğrencileri, Instagram'dan ve YouTube'dan seyreden çok kıymetli arkadaşlarıma, dostlarıma da selam. Efendim, biliyorum çok ciddi acılar çekiyoruz. Bugüne kayıt düşülsün diye söylüyorum. Orta Doğu yine karıştı ama Türkiye bir ateş çemberinin içinde. Kuzeyinde sıkıntı var, Ukrayna, Rusya. Efendim, Ermenistan'la Azerbaycan arasındaki sıkıntıyı biliyorsunuz. Ondan sonra ardından Orta Doğu'da bir ara Sırbistan'da, Kosova'da da sıkıntı başlayacaktı ama neredeyse nasıl diyeyim size, aklı selim hakim oldu. Neyse ki daha doğrusu ve Sırbistan Başbakanı'nın itidalli açıklamaları ve Kosova'nın sakinleşmesiyle beraber orada bir nefes aldık. Ama ben açıkça söylemek gerekirse pek güvenmiyorum. Adeta Birinci Dünya Savaşı'nın bir oluşum sürecinin içine girdik diye. Şimdi bana soranlar oluyor. Özellikle öğrencilerime söylüyorum. Beni burada seyredenlerin önemli bir kısmının da yaşı yetmez. Ondan sonra ama 1970'ler aynen böyleydi. Doğu bloku ve Batı bloku proxy dediğimiz, yani vesayet savaşları yapıyordu. Proxy wars dediğimiz ne oluyordu? Terör örgütlerini kullanıyorlardı karşılıklı. Orta Doğu inanılmaz derecede kanlı bir coğrafyaya dönüşmüştü 1970'leri bilenler. Ondan sonra o sırada Mısır'da biraz öncesinde, yani 1960'ların sonunda Nasır'la İsrail arasında çok ciddi bir mücadele vardı. Yine kan dökülüyordu açıkça söylemek gerekirse. Şimdi bunları isterseniz şimdilik bir kenara bırakalım ve ekonomist olduğum için kendi meseleme bir gireyim. Ondan sonra Afra'dan da rica edeyim, pencereyi bir kapatalım. Yanımızda her şeye rağmen bir inşaat devam ediyor. Biliyorsunuz Topkapı Üniversitesi tam Abdi İpekçi. Ondan sonra basketbol kompleksinin yanında duruyor. Ondan sonra orada da yepyeni bir inşaat oldu. Dolayısıyla onun da sesi geliyor. Yani güzel bir yer yapılıyor. Onu da söyleyeyim. Şimdi efendim 150 yıl önceye dönelim. Yani bütün bu aslında çatışmaların, bütün bu tartışmaların ve konuşmaların ondan sonra en baş noktasına, yani nerede başladı bu işler diye. Bir kalkınma ekonomisi var. Uluslararası iktisat olduğu için şu anki dersimiz, ben sizlere biraz bu konuda bilgi vereceğim. Bir kere 150 yıl önce de beşeri sermayenin kalitesi tartışılmış. Hatta ben bununla ilgili bir açıklama yaptığımda şu an Merkez Bankası'nda görevli olan çok kıymetli bir ondan sonra hocamız buna itiraz etti. Ama ben itiraz edecek şeyin ne olduğunu tam anlamadım. O yüzden size bir bilgiyi vereyim. 150 yıl evvel kalkınma iktisatçıları demişler ki beşeri sermayenin, yani insan sermayesinin kalitesi artmadıkça fiziki sermaye ne kadar artarsa artsın verim düşer diye. Şöyle bir örnek vereyim. Şu an yanımda Afra var. Pınar Hoca ondan sonra diğer tarafta bunu kontrol ediyor. Şu an biz bir online sistem üzerinden ders veriyoruz. Şimdi ben hoca olarak bu online sisteme eğer tam olarak vakıf olmazsam kaliteli bir eğitim vermem imkansız. Dolayısıyla benim odamı ne kadar çok bilgisayarlarla donatırsanız donatın, eğer ben bunlara hakim değilsem bunları verimli çalıştıramayacağım. Mesele bundan ibaret. Yani bunu 150 yıl evvel çok önemli isimler söylemişler. Bunlar sadece iktisatçı değil. Bunlar aynı zamanda filozof da. Yani mesela Immanuel Kant'ın çok önemli sözleri var. Herkes zannediyor ki Immanuel Kant bir tek işte şey, ondan sonra astronom vesaire. Hayır, alakası yok. Immanuel Kant aynı zamanda bir filozof. Bu işte Schopenhauer'dan başlayayım. Ondan sonra Voltaire'a kadar gidebilirim. Yani beşeri sermaye ile alakalı herkes çok önem vermiş. İkinci söz, yani üretim yapanlara, herhangi bir mal ve hizmeti üretenlere
özellikle dış ticaretteki bu rekabet için çok önemli bir söz bu. Yani kim neye odaklanıyor ve kimin nerede kabiliyeti var ise oraya odaklanması lazım ve orada insan kaynağını geliştirmek lazım diyor. İkinci görev devlete. Devlet mal ve hizmet üretinin maliyetini düşürmek için altyapı yatırımı yapar. Bakın bu cümleyi normalde dümdüz okusam. Yani devlet mal ve hizmet üretinin maliyetini düşürmek için altyapı yatırımı yapar. Bakın bu tonlama farklı ama benim tonlamam çok daha farklı. Bakın ne diyorum? Devlet mal ve hizmet üretinin maliyetini düşürmek için altyapı yatırımı yapar. Yani tek görevi bu aslında. Yani asli görevi bu. Ama bunun haricinde tabii güvenlikle ilgili görevleri var. Efendim sağlıkla ilgili görevler onlar başka. Ama 150 yıl evvel muazzam bir şekilde dış ticaret işlemlerinin bugünkü kadar olmasa bile yoğun gittiği dönemde ekonomistler demişler ki arkadaşlar bu işin sırrı belli, beşeri sermayeye yani insan sermayesine katkıda bulunacaksın, insan sermayesini yükselteceksin ama devlet de şunu bilecek ki mal ve hizmet üretinin maliyetini düşürmektir onun görevi. Dolayısıyla rekabet artar. Maliyet düştüğü zaman insanlar ne yapar? Daha fazla kâr edebilir. Bu kârı tekrar sermayesine ekleyebilir ve ne olur? İşler sürdürülebilir bir hale gelir. Bunu söyleyeyim. Şimdi niye bunları anlatıyorum? 1749 ile 1827 yılları arasında Laplace varmış. Şimdi herkes tabii Laplace'ı ne olarak biliyor? Mesela Kant-Laplace teorisi. Bir astronom olarak biliyor. Ben şimdi size söyleyeyim. Astronomun yanı sıra da filozof. Yani nasıl Kant bir filozofsa Laplace da filozof ve matematik konusunda muazzam bir yeteneği var. Ne diyor? Bilimsel determinizm olarak adlandırılan şeyi ortaya koyuyor. Diyor ki eğer diyor uzayda veya evrende herhangi bir diyor ondan sonra noktanın ya da herhangi bir maddenin diyor hızını ve yerini tespit edersek bunun geçmişini ve geleceğini de tespit edebiliriz diyor. Bu biraz Aristo mantığı gibi. Bunu rahmetli Erdoğan Elkin babama anlattığımda babam dönüp bana şey demişti. Olur mu öyle saçma sapan şey diye. Ondan sonra biz de tabii şaşırmıştık. Neden? Çünkü bütün matematiği ondan öğreniyoruz. Çünkü dünyada bir yer çekimi var. Bu yer çekimi sebebiyle sınırlandırılmış bir matematikle hareket ediyoruz. Ondan sonra mesela şunu diyor. Diyor Pakistan'da bir diyor kelebeğin diyor kanatlarını çırptığı zaman İstanbul'da diyor bir şey yaratır diyor. Yağmur yaratır. Laplace öyle diyor ya. Biz ama hakikaten her şeyi Laplace matematiği öğrendik. Yani bu budur diye. Ama sonra ne ortaya çıktı? Sonra maalesef kuantum. Şimdi bunun diyeceksiniz ki hoca uluslararası iktisatla ne alakası var? Vallahi çok alakası var. Bakın durup dururken bir değil mi hafta sonu Orta Doğu karışıverdi. Ama siz normalde herhangi bir iş yapıyordunuz. Geçenlerde çok kıymetli bir hanımefendi, bir zeytinyağı üreticisi bana ne dedi biliyor musunuz? Hocam 150 milyon dolarlık dedi anlaşma imzaladık İtalyanlarla. Ertesi sabah ne oldu biliyor musunuz? Ne oldu? Zeytinyağı ihracatına yasak geldi diyor. Şimdi bunlar hiç hesapta olmayan garip şeyler. Dolayısıyla Laplace matematiğiyle yürürsek diyorsunuz ki oh ne güzel anlaşma yaptım bundan 10 sene sonra ben ondan sonra inanılmaz bir hani zeytinyağı devi olacağım diye ama sabahleyin hükümet kalkıyor bir karar alıyor hop elinizden her şey gidiveriyor. Niye bunları anlatıyorum? Maalesef hiçbir şey kesin değil. Hiçbir şey net değil. Dolayısıyla istikrar aradığımız yerde başımıza gelebileceklerle alakalı mutlaka kafamızda bazı projeleri olmalı. Mesela gelecekle alakalı konuşanlar hep şunu söylüyor. Arkadaşlar geleceği tahmin etmek fütürizm gibi gözüküyor ama öyle değil tam. Geleceği tahmin etmek şuradan da geçiyor. Bugün var olan ama yarın var olmayacak kurumları bir kere düşünmek. Bugün varlar ama yarın olmayabilirler. Mesela gereksiz bulunabilirler. Geçenlerde bir yazı yazdım. Bütün dünyada 1980'lerdeki özelleştirme rüzgarından sonra ortaya çıkmış olan özerk otoriteler var. İşte mesela enerji piyasasını düzenliyor. Efendim eğitimi düzenliyor vesaire düzenliyor. Çok özel kurum var, bağımsız otoriteler. Peki bu bağımsız otoriteler bir süre sonra çok fazla personel, çok fazla
bütçe kullanmaya başladığında normal bizim şikayet ettiğimiz kamu iktisadi teşekküllerine dönmüyor mu? Verimsizlik yaratmıyor mu? Yaratıyor. Şimdi dolayısıyla bugün var olan ama yarın var olmayacak kurumları bir düşünmek lazım gelecekle alakalı. Ki bu hani things are uncertain deniyor, yani hiçbir şey kesin değil, hiçbir şey tam olarak belirli değil. Bir de bugün var olmayan ama yarın var olabilme ihtimali olan kurumları da düşünmek lazım ki geleceği tahmin edelim diye. Şimdi Stephen Hawking, meşhur astrofizikçi, diyor ki ne kadar büyük bir bilgisayarın olursa olsun içine yanlış bilgi yüklersen sonuç yanlış çıkar diyor. Bence de haklı. Yani dolayısıyla uluslararası iktisatta özellikle ekonomiyle alakalı bazı yorumlar yaparken meslektaşlarımın çok kesin yargılarda bulunduğunu görüyorum. Biraz üzülüyorum bunları seyrederken. Bunun da 3. sınıf öğrencisi olmuş olan kıymetli meslektaşlarımı da paylaşmak istiyorum. Beni Instagram'dan seyredenlerle ve YouTube'dan seyredenlerle paylaşmak istiyorum. Yani kazın ayağı öyle değil aslında. Yani bu kadar kesin olmazsa olmaz denmez. Bir kere bir öğrenmeniz gereken şey şu. Ondan sonra yeni gelenlere de elimi sallayayım. Öğrenmeniz gereken şu. İktisat bir alternatifler bilimidir. İktisat da olmazsa olmaz diye bir şey düşünemezsiniz. Ama geçmişte denenmiş ve başarılı olmuş reçeteler vardır. Geçmişte başarılı olmuş reçeteler elbette gelecekte de başarılı olacak diye bir kaide yok. Ancak geçmişte denenmiş ve başarısız olmuş reçeteleri ben başaracağım diye ısrarla ortaya koyup denediğiniz zaman sonuç bazen değil çoğu zaman hüsran oluyor. Efendim Topkapı Üniversitesi'nin yeni öğrencisi sevgili oğlum Emir Alkin de katıldı. Ona da buradan sevgilerimi söylüyorum. Evet, şimdi şunu diyeyim. Doğru bilgi olmadan doğru analiz olmaz. Bu çok önemli. Yani insanların elinde doğru bir bilgi olmalı. Tevatürle, yani kulaktan dolma bilgiyle ya da birisinin sizin kulağınıza fısıldadığı bilgiyle bir analiz yapamazsınız. Dolayısıyla uluslararası iktisat gibi, yani günümüzde sınırların kaldırılmış olduğu bir yerde mutlaka kesin bilgilere sahip olmanız lazım. Mesela bir örnek vereyim. Buradan Etiyopya'ya bir satış yapacaksınız. Hadi Etiyopya'yı bırakın. Buradan Yunanistan'a bir satış yapacaksınız. Yunanistan'daki dış ticaret rejimini bilmeden hadi ya ben buradan malları yolluyorum diye bir üretim yapamazsınız. Ayrıca iktisadın temel kuralı talebi olmayan, yani talep edilmeyen hiçbir şeyi üretmeyeceksiniz. Bunu nereden anladım? Şimdi sizi biraz güldüreyim. Hani talep edilmeyen hiçbir şeyi arz etmemenin gerektiğini biliyorsunuz. Ben Türkiye Futbol Federasyonu'nun genel sekreterliğini yaptım 3,5 yıl. Allah kimseye böyle bir acikeler vermesin. Ama en sevdiğim şey bu genel kurullar olurdu ve genel kurulların sonunda dilek ve öneriler kısmı vardı. Eski federasyon başkanları kalkar konuşmaya başlar. 5 dakika sonra insanlar alkışlardı. Yani ne demek istiyorlar? Hani kısa kes ve otur diye. Yani tabii orada eski başkanlar işte futbolun faziletleri, işte ondan sonra neler yapılması gibi aslında önemli bilgiler veriyorlar ama o zaman Hazirun hiç talep etmediği için böyle şeyleri ona arz edilen bilgiden pek hoşlanmadıklarından dolayı alkışlarla insanı indiriyorlardı. O gün kenara yazmışım not defterime. Talep edilmeyen hiçbir şey arz etmeyeceksin diye. Dolayısıyla yani bunu da aklınızda bulunsun diye söylüyorum. Şimdi bir kere çoğunlukla insan zekası üzerine yatırılmış işlerle devam ettik 1980'lerde. Fakat dijitallik ortaya çıktı. Bendeniz yaş olarak 1969 doğumlu olduğum için işte X jenerasyonu deniyor. Dijitalliğin yavaş yavaş uluslararası ticarette etkili olmaya başladığı tam zamana denk geldim. Şimdi tabii güleceksiniz. Bu böyle güzel renkli ekranlardasınız ama monokrom ekran vardı. Siyah üzerine yeşil yazıyla yazılırdı. Biz o monokrom ekranlarla büyüdük. İşte AS400, AS800 falan gibi programlar vardı. Oradan dış ticaret işlemlerini takip ediyor. Bugün öyle değil. Bugün baktığınız zaman işte gümrük şirketlerinden tutun birçok yere kadar herkes artık uluslararası çapta çok iyi teknolojiyi kullanıyor. O yüzden insan zekası, insan dokunuşuyla dijital dokunuşun birleştirilmesi gerekiyor. Ama bir sıkıntımız var. Ona geleyim şimdi. Bakın. 2000'lerden sonra tedarik zinciri yönetimi diye bir şey çıktı ortaya. Tedarik zinciri yönetimine çok basit örnek vereceğim size. Dış ticaret rejimlerini çok iyi bilen ve uluslararası ticarette maliyet konusunda fevkalade yetenekli olan firmalar şöyle bir şey yaptılar ve Türkiye'de bunun peşinde takıldı.
Efendim, Pakistan'da bluejean kumaşını yani kot kumaşını üret. Sonra bunu Ürdün'e getir, fermuarı tak. Ardından Mısır'da birleştir ve buradan Amerika Birleşik Devletleri'ne kotasız, tarifesiz ihraç et. Bunlar niye yapıldı? Şimdi çünkü bu bahsettiğimiz ülkeler işte Pakistan, Ürdün ve Mısır insan kaynağı açısından bir ucuzluk ortaya koyuyordu. Bu arada bugün bakın İsrail'le alakalı muazzam bir değil mi konflikt var ortada bir sıkıntı. Amerika Birleşik Devletleri de İsrail'le insanların dost olmasını, bölgedeki ülkelerin dost olmasını sağlamak amacıyla QIZ yani Qualified Industrial Zone icat etti. Ne demek biliyor musunuz bu? Yani öyle bir bölge ki bu İsrail'le sınırı olan tüm ülkeler Amerika Birleşik Devletleri'ne eğer İsrail'le ondan sonra araları iyiyse kotasız tarifesiz yani kota engeli olmadan ve bir gümrük tarifesi, bir gümrük vergisi koyulmadan mallarını ihraç edebilecekler. Değil mi? Belki de çoğunuz ilk defa duydunuz bunu. İnanılmaz bir şey. Türkiye Cumhuriyeti dedi ki vallahi billahi biz de dedi İsrail'e komşuyuz. Nereden komşuyuz? Denizden komşuyuz dedi. Ve bu tezini Amerika Birleşik Devletleri'ne yani 10 yıl boyunca anlatmaya çalıştı. Ben kendim bizatihi Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliğine kaç defa gittim. Amerika Birleşik Devletleri'nde Washington'da Ahmet Kasım Han Hoca'nın kulakları çınlasın. Kaç defa onunla beraber gittim. Eski tim başkanlarının tamamıyla Oğuz Satıcı'yla, Mehmet Büyükekşi'yle, efendim ardından İsmail Güllü'yle, Mustafa Gültepe şu anki başkanımızla çoğu kez bunu söyledik. Fakat biliyorsunuz üniversitemizin öğretim üyesi olan Cihat Yaycıpaşa Mavi Vatan'ı ortaya çıkardığında bizim artık takatimiz kesildi. Çünkü Mavi Vatan diyor ki hayır Türkiye'nin sınırları diyor. Burada değil Türkiye'nin sınırları diyor Akdeniz'de ve biz diyor yeni çizilen haritada diyor İsrail'le basbayağı komşuyuz haberiniz olsun diyor. Ve Libya'yla komşuyuz diyor vesaire de. Keşke Cihat Paşa'mız ondan sonra bir 10 sene bizim bu çabalarımızın 10 sene evvel bu tezi ortaya atmış olsaydı bugün herhalde biz Amerika'ya kotası tarifesiz mal satıyor olacaktık. İşin tabii espri tarafı bu. Fakat anlatmaya çalıştığım şey tedarik zinciri yönetimi. Tedarik zinciri yönetimi öyle bir büyüdü ki insanlar dev gibi fabrikaları dünyanın bir ucuna yapıyordu. O zaman konteyner fiyatları inanılmaz ucuzdu. 500 dolara konteyner alıyordunuz ve içini doldurduğunuz mallarla basbayağı kâr ediyordunuz. İlaç şirketleri böyle yaptı. Ben ilerleyen zamanlarında size bazı başka bilgiler de vereceğim. Hani ne hale geldi değişim. Dolayısıyla insanlar rahat rahat efendim işlerini yapıyorlardı. Hazır mısınız? 2020 pandemi geldi, her şey değişti. 500 dolarlık konteynerler, bravo Melis Hanım diyor ki supply chain management diyor kesinlikle haklı. 500 dolarlık konteyner 14.500 dolar oldu. Singapur'dan yola çıkan bir konteyner Los Angeles limanına geldiğinde, Los Angeles'a geldiğinde daha doğrusu 14.500 dolara mal taşıdı. Öyle bir hale geldi ki konteynerin kendisi içine konulan maldan pahalı oldu. Garip bir şey bu. Ve herkes dedi ki ya bu böyle olmaz. Yani mesela yükte ağır ama pahada hafif mallar var. Bunları biz nasıl taşıyacağız dediler. Ondan sonra QIZ, Mert Üstad, QIZ, Qualified Industrial Zone soruyorlar. O İsrail'le Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığı anlaşmanı. İsrail'e sınır komşusu olan ülkeler eğer buralarda üretim yaparlarsa, tabii İsrail'le barış içinde olurlarsa Amerika Birleşik Devletleri'ne kotasız, tarifesiz mal satıyorlardı. Şimdi dolayısıyla 2020'den sonra bir insanlar dedi ki yahu bak bir pandemi oldu, mikroçip yok. En elzem ürünleri bulamıyoruz. Bu arada elinde kritik malları tutanlar vermiyorlar. İhracat yasakları geldi. Yerli ve milli diye dünyanın her yerinde Türkiye dahil bir şeyler söylenmeye başladı. Herkes korktu. Dedi ki abicim içeriden tedarik, kritik mallarda yerli üretim, tedarikçi bağımlılığını azalt. Ama ben zaten hep şunun altını çiziyordum. Herhangi bir şirket tedariğinin %30'undan fazlasını tek bir yerden yapıyorsa sıkıntılı. Herhangi bir şirket cirosunun %30'undan fazlasını tek bir yere yapıyorsa o da sıkıntılı. Dolayısıyla bu marjlara hep dikkat edilmesi lazım dedim. Daha pandemiden önce verdiğim konferansları kendi videolarına çekmiş olan arkadaşlar bunların hepsini biliyor. Şimdi dolayısıyla dünya ticaretinde ana belirleyici artık tedarik zinciri yönetimi değil, tam tersi
arz ve tedarik güvenliği oldu. Ve biraz işler de sıkıştı. Bunları niye anlatıyorum? Bunların hepsi dış ticarette, uluslararası ticarette sanıyorum herhalde 1000 yıldır öğrendiklerimizi tamamen değişmesine doğru, değişme ihtiyacını ortaya çıkardı. Tüm bunlar bize gösteriyor ki dünya ticaretinin ana belirleyici değişti. Dolayısıyla düzen de değişecek. Şimdi bakın Can Fuat Gülleser Hoca'nın Türkiye İhracatçılar Meclisi'ne yaptığı bir sunumda bize uyarısı var. Bakın diyor, nadir elementlere ve bunlara erişmek inanılmaz derecede zorlaştı diyor. Nadir elementler nedir? Mesela anlatayım. Topkapı Üniversitesi'nin mütevelliyet başkanı Nihat Bey ile beraber, Sayın Nihat Kırmızı ile ve Bora Gündüzyeli ile beraber nereye gittik? Ondan sonra Latvia'ya. Latvia'daki teknik üniversitede içeri girdik ve baktık ki bir şey yapılıyor. Ne yapılıyor söyleyeyim size. Fiber optik kablonun içerisinde nadir bir elementi helezon şeklinde, fiber optiğin ne kadar ince olduğunu tahmin edebilirsiniz herhalde. Nadir bir elementi bir helezon şeklinde koyuyorlar. Dedi ki bunun amacı A noktasından B noktasında fiber optik gibi zaten çok hızlı taşıyan ondan sonra nesnenin içerisinden bir de helezonun titreşimi yardımıyla bir bilgiyi çok daha hızlı, yani 5, 6, 7, 8 kat daha hızlı göndermeye çalışıyorlar. Bu çok önemli bir deney. Ondan sonra hatta Nihat Başkan, ben ve Bora Bey'in bu deneyle alakalı düşüncelerimizi dinleyince adam şaşırdı. Ya siz bayağı iyi biliyorsunuz. Dedim ki biz biliyoruz ama yani daha şeyde değiliz. Yani bunları üretme durumunda değiliz ama Topkapı Üniversitesi bu arada bu üniversiteyle ikili işbirliği yaptığı için muazzam bir atılım içerisine girdi. Bakın nadir elementler yok. Kritik girdiler. Hazır mısınız? Millet araba üretemedi. Niye? Mikroçip yok. Ya 15 santimetre ya da 5 santimetre ile 30 santimetre arasında değişen mikroçipler olmadığı için dünya ticareti çöktü. Yani şöyle oldu. Herkes şunu söyledi. Ya bu nasıl mikroçip şirketleriymiş? Niye üretemediler diye. Ya arkadaş öyle olmadı. Pandemi olunca herkes evde oturmadı mı? Ondan sonra İremciğim selam sana da. Herkes evde oturunca ne oldu? Cep telefonu, televizyon, efendim akıllı cihazlar, sadece otomobillerde yani birçok cihazın üretim talebi arttı. İnsanlar dedi ki ben evden dışarı çıkmak istemiyorum, evimi yüksek teknolojiyle donatacağım. Ondan sonra akıllı kutular, Netflix'ler bilmem ne oldu biliyor musunuz? İnanılmaz bir çip talebi oluştu. Yani sadece otomobiller için değil, diğer enstrümanlar için, akıllı cihazlar için de artınca şimdi düşünsenize siz koskoca bir çip üreticisiniz. Bir anda talebinizin 3-4-5 katı, pardon özür dilerim, normal planlanan talebin 3-4-5 katı üzerinize yığılıyorlar. Siz diyorsunuz ki ya ben bir üretim planlaması yaptım, 2025'e kadar belliydi, bu nereden çıktı diye. Dolayısıyla kolay kolay atlatamıyorsunuz. Bir de şöyle şüpheler vardı. Şimdi anladınız mı insan kaynağının neden önemli olduğunu? Mesela bütün çip şirketleri dedi ki ya kardeşim şimdi pandemi var diye böyle coştu. Ya bu konjonktürelse, ya ben lüzumsuz bir kapasite arttırma yatırımı yaparsam, ya zarar edersem diye tereddüt geçirince ne oldu? Herkes elindeki malı şöyle yaptı. Cash on the table dediğimiz. Yani parayı getir vereyim sana malı kardeşim demeye başladı. Dolayısıyla öncelik ve ahlak bozuldu. Eskiden Türkiye'de bana şöyle dedi. Aramalı üreticiler şöyle diyordu. Hocam diyor. Mal alıyorlardı bizden diyor. 9 aylık, 10 aylık, 12 aylık çek veriyorlardı. Yemin ederim ilk defa hayatımda peşin parayla mal ticareti yapmaya başladım dedi. Yabancılar da böyleymiş. Yani yabancılara ihraç ediyorsun malı. Onlar diyorlar ki ya tamam bir ara öderiz işte falan filan. Mesela vadeler var. Şimdi öyle değil. Nakit parayı bastıran aramalına kavuşmaya başladı. Niye aramalı önemli? Çünkü aramalı üretim yapmak için çok önemli. Bakın nereden nereye geçiyor? Nadir elementlere erişemiyoruz. Hala kritik girdilerin yani yarı iletkenlerin, çiplerin üretiminde sıkıntı var. Ya ihracat yasağı var. Daha demin anlattım size. Türkiye'nin en kıymetli iş kadınlarından bir tanesi 150 milyon dolarlık bir zeytinyağı anlaşması yapıyor. Pat ertesi sabah ihracat yasağı geliyor. İnanılmaz bir şey bu. Kabus gibi. Dolayısıyla konu bu. Bir de yurt içinde üretim ihtiyacı doğdu. Huawei beni geçen sene Avusturya'ya çağırdı. Oradan işte Viyana'dan Linz'e geçtim. Orada bir enteresan ve dronlarla artık üretim yapılıyor. Ve Avusturya diyor ki artık ben İtalya'da baktan sıkıldım.
Avusturya'nın ihtiyacı olan tüm tarım ürünlerini ben ülke içinde yapmaya başlayacağım. İşte ne kadar ne yapabilirse vesaire diye. Ve bu otomatik olarak gıda milliyetçiliğini ortaya çıkarıyor. Bakın dış ticaretin ne kadar keskinleştiğini görüyorsunuz. Yani dış ticaret oldukça keskinleşiyor ve bazı önünde bariyerler ve engeller var. Şimdi hazır mısınız? Tedarik zincirlerinde yeniden yapılanma isteniyor. Türkiye'de McKinsey'nin ondan sonra yayınladığı bir rapor. Yani pandemiden hemen sonra Ağustos 2020'de şunu demişler. Bir, ilaç ve eczacılık sektörü acilen yeniden yapılanmaya geçecek. Aksi takdirde global ticaret zincirinde büyük sıkıntıya uğrayacak. Hazır giyim, ayakkabı ve deri. Şunu söyleyeyim. Deri tüm dünyada baş aşağı gidiyor. Çünkü böyle hayvanları keserek bir şey ortaya çıkarma falan filan gibi işler olduğunda biraz yabancılar diyor ki biz buralarda yokuz diyor. Çünkü işte bizi engelleyen işte örgütler var diyor. Tüketici hakları işte vesaireleri siz eziyet ediyorsunuz, hayvanları kesiyorsunuz vesaire. Bir tek deri sektörünün önemi ilaç sektörüne jelatin yapıyor biliyor musunuz? Bu ilaçlar var ya doğal jelatin, bu ilaçların üzerindeki jelatin için belki deri sektörünün bir şeyi var. Ama hazır giyim, ayakkabı, deri dünya ticaretinde büyük sıkıntıda. İletişim ekipmanları. Yani artık ya Çin'de üretiriz işte konteynere koyarız işte koyamıyorsun kardeşim. Niye? Çünkü nasıl diyeyim işte 5.000-6.000 dolara düştü konteyner ama yine pahalı. Yani içine konteynerin içine koyduğunuz mallar konteynerden ucuz. Yani dolayısıyla artık talebe çok yakın olan yerlerde fabrika açmak vesaire falan önemli hale geldi. Şimdi bunlar çok yüksek. Yani ilaç ve eczacılık, hazır giyim, ayakkabı, deri ve iletişim ekipmanlarının acilen hem Türkiye'de hem dünyada tedarik zincirinde yeniden yapılanmaya gitmesi lazım. Demin ne demiştim? Eskiden hani Pakistan'da üret, Ürdün'de şunu yap, Mısır'da fermuarı tak, hadi oradan Amerika'ya bunlar geçti. Haberiniz olsun. Yani kimse artık bunları yapmıyor. Yüksek ölçüde tedarik zincirinde yeniden yapılanma. Yani çok yüksek değil, yüksek. Sağlık ekipmanları. Ya dünyanın bir ucundan getiremezsiniz artık. Yani o geçti o. Mobilya. Allah'tan mobilya Türkiye'de şanslı durumda. Çünkü mobilya pazara çok yakın. Bir ara biliyorsunuz çok kötüydü mobilyacıların durumu. Şimdi pazara çok yakın olduklarından dolayı yani hem Orta Doğu, Afrika hem de Avrupa'ya yakın olduklarından dolayı. Tabii Rusya'da var onu söyleyeyim. O sıkıntı biraz ortadan kalktı. Tekstil. Allah tekstil oldukça sıkıntılı. Bakın bana sorular geliyor. İklim kanunu vesaire falan. Tabii bunların hepsinin çok ciddi bir etkisi var. Söyleyeyim size bir de yeşil mutabakat ortaya çıktı. İlerleyen derslerde yeşil mutabakata ne kadar hazır olup olmadığımıza dair size ufak biraz sizi güldüren ve endişelendiren bilgiler vereceğim. Bir de tren rayı dahil ulaştırma ekipmanları. Bunlar oldukça yüksek seviyede tedarik zincirinde yeniden yapılandırma istiyor. Artık uzaklardan falan getiremiyoruz. O yüzden Türkiye'de mesela ulaştırma ağıyla alakalı yapılan yatırımlara baktığınız zaman özellikle işte Güney Koreliler geliyor işte başka ülkede hepsi burada tren rayı dahil burada üretmeye çalışıyor. Kolay da bir iş değil biliyorsunuz. Yani çünkü birazdan göreceksiniz hani gıda harici emtiyada da fiyatlar öyle sakin seyretmiyor. Şimdi buraya kadar neyi anladık? 2000'li yıllara kadar bir düzen vardı hatta 2000 yılların başında ama 20 yıl geçince yani tam 2020'de pandemi başladığında dünya ticaretiyle alakalı düzen tamamen değişmiş oldu. Başka şeyleri konuşuyoruz, daha fazla dijitallik konuşuyoruz. E-ticaret önlenemez bir yükselişte. Onunla ilgili de bilgiler vereceğim size. Yani çok enteresan işler oluyor. Şimdi bizi bekleyen iki tane senaryo var dünyada ve dış ticaret bir kısımda ona göre yönleniyor. Bunlardan bir tanesi ılımlı büyüme yüksek enflasyon, diğeri de düşük büyüme yüksek enflasyon. Bunu niye söylüyorum? Şimdi sağ taraftaki bölüm ülkelerin faiz artışları yoluyla enflasyonu düşürmeye çalıştığı, düşük büyümeye razı olduğu ama yine de bir kısım yüksek enflasyona razı geldikleri yer. Ne yapacaklar? Biraz biz çekeceğiz, faizleri yükseltiyoruz. Yüksek faiz politikasıyla efendim biz büyümeyi yavaşlatacağız. Çünkü bu enflasyon ahlak bozucu bir etkiye sahip. İşte dünya tarihinde çeşitli bunun örnekleri de var. Bir örnek vereyim şimdi şaşıracaksınız. Hazır mısınız? Söyleyeyim. Dolar nedir? Amerikalının parası. Peki bu Roma'da bunun ismi talerdi, onu biliyor musunuz? Zaten baktığınız zaman Osmanlı ve Roma'dan alınmış birçok şey var Amerika Birleşik Devletleri'nin devlet sisteminde. Peki salary nereden geliyor? Yani salary dediğimiz bu
maaş ve ücretler. Anlatayım. Roma'da öyle devasa bir enflasyon olmuş ki, yani %1 milyonun üzerinde ve 47 yıl sürmüş. Bunun üzerine hazinede para kalmamış. Tabii Roma asker devleti biliyorsunuz. Ne yapacak? Para ödemesi lazım. Tuz tabletleriyle ödeme yapmışlar. Tabii tuz biliyorsunuz Latince'de sal, saler ve talerle ödeneceğine salerle ödendiği için bu ağızdan ağza yayılarak esprili bir şekilde salary, yani ücret, maaş ve ücret anlamına gelen şeyler olmuş. Çünkü tuz birebir taşınabildiği için, birebir değişimi olduğu için pazarda da kabul edilen bir mal. Ve uzun bir süre evet salary verilmiş Romalı. Yani bu yüzden enflasyondan herkes korkar. Mesela Almanya'da 1. Dünya Savaşı'nda onda çok ciddi enflasyon baş göstermiş. Hemen arkasından biliyorsunuz biz Kurtuluş Savaşı'nı yaparken Yunanlıları Sakarya Irmağı'ndan İzmir'e doğru kovalarken Almanya'da 1 dolar 4 trilyon 300 milyar rahim artmış. %1 milyon üzerinde enflasyon olmuş. Yani çok ciddi bir enflasyon. O yüzden enflasyon pek böyle gelişmiş olan ülkeleri kabul etmediği, hoşlanmadığı bir şey. Biz sol tarafa geçelim. Biz hiçbir şeyden korkmadığımız için Türkler olarak biz diyoruz ki ya kardeşim biz bu yüksek enflasyonla uğraşamayız. O yüzden biz farklı bir yere geçiyoruz. Nereye geçiyoruz? Yüksek enflasyon ılımlı büyümeye. Peki diyeceksin ki hoca ya bunun uluslararası ticarete ne alakası var? Vallahi çok alakası var. Şimdi şöyle, bizim hayatımız döviz endeksli. Türkiye Cumhuriyeti'nin herkesin hayatı döviz endeksli olduğu için döviz yükselince enflasyon oluyor. Ne yapıyor Merkez Bankası? Dövizi tutmaya çalışıyor. Şimdiki yönetim de tutmaya çalışıyor. Enteresan, yani aynı politika uyguluyor. Dövizi tuttuğu zaman zannediyor ki enflasyon yükselmeyecek. Halbuki kazın ayağı öyle değil. Çünkü bütün aklı başında olan insanlar şöyle düşünüyorlar. Ya Merkez Bankası diyor arka kapıdan döviz satıyor. Niye? Yüksek enflasyona razı olup ılımlı büyümeyi sağlamak için, yani en azından yüksek enflasyon, hiper enflasyona dönmesin diye. Ama diyor bu döviz daha da yükselecek. İyisi mi ben diyor gelecekteki tahmini döviz kuruna göre fiyatlama yapayım diyor. Allah Allah. Yani dolayısıyla ne oluyor? İhracatçı dış ticarete büyük zarar görüyor. Döviz kuru sakin kaldığı için Merkez Bankası'nın gayretleriyle ithalat güzel bir hale geliyor. Ve ithalatta bak daha mantıklı. İhracat yapanlar da diyor ki ya arkadaş ya ülke içinde sürekli maliyetim artıyor. Ama benim gelirim olan dövizin kuru hep sabit. Niye bunu yapıyorsunuz diyor. Yani dolayısıyla dış ticarette bakın cari açık vermeye doğru sürükleyen bir şey oluyor. Bir durum ortaya çıkıyor. Yani anladınız mı? Yani ne kadar enteresan. Uyguladığınız para politikasını uluslararası ticarette değil mi? Ne kadar ciddi etkileri var. Bunu da anlamış olduk. Bunu size güzel bir şekilde anlatmak istedim. Şimdi dünya ticaretini ucundan etkileyen ama Allah Allah ya niye böyle oluyor falan dediğiniz bir başka gerçeğe doğru dönüyorum. Onda da 5-6 dakika sonra bir ufak ara vereceğim. Çünkü yorgun olabilirsiniz ondan sonra. Ben sonra derse devam edeceğim. Fakat Instagram'dan beni takip edenler ve aynı zamanda YouTube'dan beni takip edenler için ders burada bitiyor. Neden? Çünkü hani ne bileyim bal börek versem yine sıkılırsınız. Sonuçta 40 dakikadan fazla insanlar bir şeye ondan sonra konsantre olamıyor. Haklısınız da yani o kadar birçok da işiniz var. Şimdi 1900 yılından beri yapılan araştırmalar yani geriye dönüp bakın araştırmalarda demokrasinin 1900'lerden 2000'li yıllara kadar zirve yaptığını fakat 2000'li yıllardan sonra maalesef demokrasinin baş aşağı doğru gittiğini görüyoruz. Yani bir ara dünya üzerinde gerçek anlamda demokrasinin yaşandığı zaman nüfusun, dünya nüfusunun %50'sinden fazlası demokrasiyle idare edilirken tam ideal anlamda demokrasinin tarifini yaptığımızda bugün %29'a düşmüş olduğunu görüyoruz. Feci bir şey değil mi? Yani ne demek ya? %50'lerden %29'a. Bunu niye anlatıyorum? Çünkü liberalizm sınırların kaldırılması ve dış ticaretin daha akışkan hale getirilmesi için yapar. Liberalizm özü şu, şunu anlatayım. İnsanların özgür iradeleriyle kendileri için en doğrusunu bulabileceğine inanan ve bu yolla toplumsal faydayı sağlayan ve insanlığa daha büyük yararların ortaya çıkacağını düşünen akım bu, liberalizm. Şimdi bu boşlukla karıştırmayın sakın, o başka bir şey. Yani
liberalizm deyince kapitalizmle karıştırılıyor. Benim 2010 yılında bunun üzerine yazdığım bir makale var. Yani kapitalizm ve liberalizm üzerine neden kapitalizm liberalizmi tarumar etti? Ama liberalizmin enstrümanlarını kullanarak neden totaliter bir kafaya doğru dönüştü? Size çok enteresan bir şey söyleyeyim. 2010 yılında yazdığım bu makaleyi bir tane bile atıf gelmedi 2019'a kadar. 2019'dan sonra inanılmaz derecede atıf geldi. Dediler ki adam herhalde bir şey söylüyor, önemli bir şey diye. Evet, gerçekten önemli. Yani kapitalizmin aslında belli bir siyasi görüşünün olmadığını, aslında Sovyetlerin de aynı kafada olduğunu, Çinlerin de aynı kafada olduğunu, Amerika Birleşik Devletleri'nin zaten en başından beri aynı kafada olduğunu anlattı. Yani liberal demokrasi ile kapitalizm birbirine falan karıştırıldı. O yüzden bunun da altını çizeyim. Şimdi bu neden oldu? Muazzam bir nüfus var. Aldous Huxley, Brave World Revisited. Ya cesur dünyayı yeniden ziyaret demiş ama cesur dünya diye bir şeyden bahsetmiyor. Resmen bir distopyadan bahsediyor. Korkunç derecede nüfus artarsa diyor, orada tam anlamıyla demokrasinin uygulanma ihtimali azalır. Çünkü kent nüfusu kırsal nüfusa göre o kadar çok arttı ki, evet bu bir kısım ticaret olanaklarını geliştirdi. Dünya ticaretinde egemen olan şehirler muazzam gelirlerini arttırdı. Misal vereyim. Bundan 3 hafta evvel Nihat Kırmızı Başkanımızın müsaadesiyle ben Şangay'a gittim. İnanılmaz bir yer. Yani Şangay'la New York karşılaştırdığımız zaman Şangay daha zengin. Şangay daha pahalı hatta bazı yerlerde. Niye? Çünkü muazzam bir liman yapılmış. Ama bu demek değildir ki herkes zenginlik ve refah kavuştu. Burada da demokrasi var. Olmadığını zaten biliyorsunuz yani. Merkeziyetçi bir sistemde. Ama bu kadar çok nüfusun olduğu bir yerde Aldous Huxley diyor ki insanların önemli bir kısmı zaruri ihtiyaçlarını yani mecburi ihtiyaçlarını bile karşılayamadıklarından dolayı bu tip insanların yaşadığı, zar zor yaşadığı yerlerde demokrasinin tesisi imkansızdır diyor. Ve halk bütün fenalıklara sırtını döner. Yani yapılan şeylere çok bakmaz. Neden? Çünkü hayat gailesi içinde sürekli çalışıyor. Zannedeceksiniz sadece Çin'den bahsediyor. Yok, Amerika Birleşik Devletleri'nde durum aynı. Yani insanlar Amerikan rüyası diye bahsedilen milyonlarca kişinin yaşadığı kentlerde aslında evdekilerin ve kendi ihtiyaçlarını ya da ihtiraslarını karşılamak için inanılmaz bir şekilde çalışıyor fakat hiçbir zaman yetmiyor. Yetmediği için borçlanıyorlar. Kredi alıyorlar vesaire vesaire. Yani böyle bir hayal. Yalnız şu bilgiyi de vermek istiyorum. Neden dış ticaret, yani küresel ticaret dünya için önemli? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin vatandaşları dünyanın tüketiminin, şimdi sıkı durun, %33.7'sini yapıyorlar. İnanılmaz bir şey bu. Yani Amerikalılar tüketmezse dünya duracak. Peki ithalatının ne kadarını yapıyorlar? İthalatının da %24.5'ini yapıyorlar. Neredeyse dünya ithalatının 1/4 Amerikalılara gidiyor. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki insanlar eğer tüketmekten vazgeçerse dünya durgunluğa giriyor. Dolayısıyla dünya ticaret rakamlarını kırsal nüfusla kent nüfusu arasında giderek açılan makası ve bunun hemen arkasından da dünya nüfusunun yaş ortalamasını çok yakından takip etmek lazım. Melis Hanım diyor ki, Instagram takipçim, ondan sonra iyi de bir iktisatçı olduğu belli, bir tüketim toplumu diyor. Doğru, dünya ikiye ayrılmış. Tüketim toplumu, bir de mecburen tüketen toplumlar. Mesela Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşları mecburen tüketiyorlar. Çünkü gelirlerinin önemli bir kısmını yaşamsal harcamalara vermek zorundalar. İşte ev kirası, işte çocukların okul taksidi vesaire, işte iletişimde, ulaşımda, ısınmaydı falan. Şimdi bunların hepsi gıda tabii en önemlisi. Fakat ilginçtir. Amerika Birleşik Devletleri evet doğrudur dünyaya her yere yön veriyor ama dünya nüfusunun önemli bir kısmının da yaşlandığını görüyorsun. Diyorlar işte Hindistan'da Çin inanılmaz derece çoğalıyor, işte Nijerya dünyanın 3. büyük nüfusu. Doğru bunların hepsi doğru. 3. büyük nüfusuna sahip olacak doğurganlık falan oranı fazla. Hatta şöyle diyeyim ileride şu an yani nasıl diyeyim dinler açısından bakıldığında Hristiyan olan nüfusla Müslüman olan nüfus arasında ciddi bir ondan sonra fark vardı. Fakat 2050 yılında bu kapanıyor. Bu ne demek? Aslında çoğunlukla fakir, çoğunlukla orta gelir düzeyinin altında yaşayan insanların daha da çoğalacağını görüyoruz. Yani aslında bir vaveyla kopacak burada. İşte Orta Doğu'da bunun nasıl diyeyim ördeğini falan görüyoruz. Şimdi tabii ki şu sorular da geliyor. Ya hocam işte doların egemenliği vesaire hepsini hiç merak etmeyin.
anlatacağım onu ileriki derslerde. Ama 65 yaş üzerindeki nüfusla 5 yaşın altındaki nüfus 2020 yılından önce bir araya gelmişler. Aynı sayıda. Şimdi biliyor musunuz makas açıldı ve 2050 yılında 65 yaşın üstü nüfus inanılmaz derecede fazla olacak. Niye bunu anlatıyorum? Çünkü EYT ile emekli olmuş olan arkadaşlar var. Ellerini kaldırsın demeyeceğim. Zaten göremiyorum buradan ama EYT ile emekli olmamış arkadaşlar haberi olsun da 65 yaşından önce zaten emekli olmaları imkansız. Bakın ben emekli oldum. Normal. Yani sağlıklı emekliyim ben. Yaşlı oldum. 1969 doğumlu. Ama ben de çalışacağım. Dolayısıyla başka da çarem yok. Onu söyleyeyim size. Yani bütün bu işlere baktığımızda yani şu an itibariyle orta gelirin üstü ve altı olan bizler hayatımızı idame ettirmek için emeklilik yaşında bile çalışmak zorundayız. Yani o vaziyetteyiz. Bunun altını bir çizmek istiyorum. Böylece belirttim. Şimdi arkadaşlar dersin birinci dersin sonuna geliyoruz ama Instagram canlı yayınında sonunda şu bilgiyi vereyim size. 2008'de Amerika Birleşik Devletleri'nde bir resesyon oldu. Bunu hatırlıyorsunuz. Bu resesyonda muazzam şeyler yaşadık. Fakat bu resesyondan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Bugün şirketlerin tepesindeki yüksek maaş alan %1'lik kesim ve aşağıda çalışan, sahada çalışan personelin %50'si arasında muazzam bir gelir makası oldu. İnanamazsınız. Yani şöyle diyeyim, bir çalışma geldi. 15 trilyon dolar gelir farkı var. Yani daha kalabalık kesim sadece %1'lik bakın kalabalık kesimin yani şirketlerin sahada çalışan, aşağıda çalışan ve toplam eleman sayısının %50'sini oluşturan kesimin toplam gelirini alın, 15 trilyon ekleyin, tepede çalışan %1'lik insanların maaş ve ücretlerine ve özlük haklarına erişiyorsunuz. Ya böyle rezalet olur mu? Olmaması lazım tabii. Ama işte bu şirketlerin nereye doğru gittiğini bize ondan sonra gösteriyor. Ve baktığımız zaman bunların en çoğu teknoloji şirketleri. İşte Apple, Microsoft. Arada bir Saudi Aramco var, o da bir halka arz yaptı ondan dolayı. İşte Alphabet, Amazon, Tesla, Meta. Şimdi bütün bunlara baktığımızda görüyoruz ki dünya giderek dijitalleşmeye doğru gidiyor. Doğru e-ticaret, ondan sonra uluslararası iktisat dersimizin konusudur. O da doğru. Onu da altını çiziyorum. Yalnız arkadaşlar muazzam bir adaletsizlik, muazzam bir eşitsizlik var. Ve aklıma ne geliyor biliyor musunuz? Valla Sokrat'ın bundan 2500 yıl evvel söylediği söz geliyor. Diyor ki bir yerde diyor yöneticiler icraat yapmak yerine talimat vermeye meyletmişlerse orada diyor insanların kurallara uyması beklenemez diyor. Yani yavaş yavaş hani bir yandan dijital zekayla formatlamaya çalışıyoruz ortalığı ama bir yandan da kimse kusura bakmasın raydan çıkan bir dünya, adaletsiz bir dünya, eşitsiz bir dünya. Bize benzeyenlerin başına bir felaket geldiği zaman hemen ayağa kalktığımız ama hiç umursamadığımız insanların başına büyük felaketler geldiğinde ise şöyle kafamızı çevirip dönüp yürüdüğümüz maalesef adaletsiz bir dünyadan bahsediyoruz. Efendim bugünlük YouTube ve Instagram'daki canlı yayını kesiyorum ama öğrencilerimle dersime ben devam edeceğim. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkürler. Sağ olun, var olun efendim.